Merhaba arkadaşlar. Akademi Kafa Dengi hoş geldiniz. Ben YouTuber hocanız Cihan Irmak Bacacı. Bugün geometrinin 16. dersini işleyeceğiz. 16. derste dikdörtgen kare deltoidin ikinci dersi. Dikdörtgeni 15. derste tamamen anlatmıştık. Şimdi kareyi ve deltoidi işleyip bu iki konuyu da önemli iki dörtgen konusunda bitireceğiz. Şimdi kareden giriş yapalım. Kare arkadaşlar slaytımızda da gördüğünüz gibi 4 açısı da 90 derece olan bir dörtgen. Şimdi bu özellik dikdörtgende de vardı. Ama karenin farkı tüm kenarlarının birbirlerine arkadaşlar eşit olması. Yani dörtkenar da A uzunluğunda olacak. Elimizde bir kare var. A, B, C, D. Tamam. Çevresi o zaman her bir kenarımız A olduğuna göre 4 tane A. Alanımızsa aslında dikdörtgenin alanıyla aynı. Şimdi dikdörtgen alanı da yan iki kenarının birbirine komşu iki kenarın çarpımıydı. Burada da aynı ama her ikisi de A olduğu için burada A çarpı A'dan alanımız A kare olacaktır. Şimdi kabaca bu bizim karemiz. Şimdi gelelim ayrıntılarımıza her zamanki gibi. ABCD bir kare denmiş. Şimdi karede dikdörtgenden farklı olarak en önemli özelliklerden birisi köşegenler arkadaşlar. Tamam burada da köşegenler birbirine eşit ama köşegenler burada açıortay 45 derece 45 derece olarak açıortay olmalı. Bunu bize soruda vermez. Köşegeni çizdiği zaman bizim aklımıza gelmek zorunda. Şimdi tüm kenar uzunluklarımız birbirine eşitti. Köşegenimizi çizdik. Farkındaysanız hem ABC hem de ADC 45 45 90 üçgeni elde edilmiş oldu. Şimdi bu 45 45 90 üçgenimizin özelliği neydi? Dik üçgenlerden biz biliyoruz. Hatırlarsanız özel açılı dik üçgenlerde 30 60 90'ı da 45, 45, 90'ı da gördük. Bu üçgenimizin özelliği dik kenarlar A ise hipotenüsümüz A'nın kök 2 katıdır. Yani AC köşegenimizin uzunluğu A kök 2'dir. Bir kenarımızın kök 2 katı. BD'yi de çizseydik o da aynı şekilde bir kenarın kök 2 katı olacaktı. Şimdi köşegenler hakkında biraz daha detaya girelim. Şimdi dikdörtgende neydi? Karşılaştırma yaparak gidelim. Dikdörtgende de köşegen uzunlukları eşitti. Burada da köşegen uzunlukları eşit. Yani AC uzunluğuyla arkadaşlar köşegen uzunluğuyla BD köşegen uzunluğu tekrar hatırlıyorum birbirlerine eşit. Hatta bir kenarımız karemizin A ise A kök 2. Biraz önce yaptığımız gibi. Şimdi dikdörtgenden farklarına gelince köşegenler hem açıortay 45 derece 45 derece burada olduğu gibi hem de doğal olarak bu 45'lerden kaynaklı dik kesecekler. Yani bize kare dendiği zaman, köşegen de çizildiği zaman 45-45 ve 90 dereceli kesimleri unutmuyoruz. Peki, köşegenlerimizin kesişim noktası aynı dikdörtgende olduğu gibi yine ağırlık merkezimizi verecek. Yine bu ağırlık merkezinden köşeleri çizdiğimiz A, B, C, D çizdiğimiz uzunluklarımız da birbirlerine eşit olacak. Devam edelim. Hatırlayın dikdörtgende şu dört tane üçgen alan olarak birbirlerine eşitti. Burada tamamen birbirlerine eşit. Yani dört üçgenin de alanı eşliği yani kenarları, açıları her şeyleri de birbirine eşit. Zaten kare fark ettiyseniz bu üçgenlerden yani 45, 45, 90 ikizkenar dik üçgenlerden dört tanesinin dik açı etrafında yapıştırılmasıyla oluşan bir şekil arkadaşlar. Peki bunları da gördük. Biraz daha detaya inelim. Şimdi dikdörtgende olmayan bir özellik. Şimdi dikdörtgende arkadaşlar köşegen tamam. Bütün dikdörtgenin net iki eş parça arıyor. Ama simetrik bir biçimde ayırmıyor. Burada ise BD köşegeni örneğin kareyi simetrik bir biçimde ayırıyor. Hatta biz bunu uzatırsak farkındaysanız şimdi şekilde o çizilmiş. Şimdi dikkat edin. B, K, D ve P doğrusal noktalar olmak üzere deniyor. Tamam. AK ile KC eşit. PA ile de PC eşit. Yani bu köşegen üzerinde ister direkt üzerinde yani PD'nin arasında bir yerde isterseniz PD doğrusunun üzerinde ama PD köşegenin dışında bir P noktası alın. Karşı köşelere çizdiğimiz şekillerde örneğin PA PC'ye eşit olacak. KA da KC'ye eşit olacak. Hatta birazdan deltoid işleyeceğiz. Deltoid kendi kendine deltoid oluşmuş oldu burada. P, A, K, C bir deltoid'tir. Mesela yine söyleyeceğiz ama bir deltoid'de köşegenler nasıl kesişiyordu? Dik. Mesela bunun da bir görünümünü görebileceğiz burada. Ben karenin köşegenlerini çizdiğim zaman köşegenler dik kesişiyor.
Aynı zamanda o köşegen deltoidin de köşegeni olduğu için deltoidin de köşegenin dik kesişini burada da görmüş oluyoruz arkadaşlar. Peki. Şimdi deltoidimize bakalım. Elimizde neye deltoid diyoruz? Önce bunu bilmemiz lazım. Deltoid sınavlarda çok fazla çıkan bir şekil değil. Ara şekil olarak genelde karşımıza çıkmakta. Farkındaysanız ABD ikizkenar bir üçgen. Tabanı BD. Şimdi tabanı BD olan bir tane daha BCD ikizkenar üçgenini almışız. Bu iki tane ikizkenar üçgenin tabanları tarafından birleştirilmiş ABCD şekline biz arkadaşlar deltoid diyoruz. Şimdi deltoidde AB ile AD farkındaysanız eşit, BC ile de CD. Yani ikişer kenar deltoidde birbirlerine eşit olmalı. Bunu bileceğim. Deltoidin diğer özelliklerine gelince biraz sonraki slaytta da göreceksiniz ancak şimdiden mesela açı özelliklerine bakın. Bu açı ile bu açı AB ile AD eşit olduğu için eşit. Bununla beraber bu açı da buna eşit. Bu da BC ile CD eşit olduğu için. Buradan şöyle bir sonuç çıkar mı? Deltoidin taban köşeleri dediğimiz yani B açısıyla D açısı farkındaysanız birbirlerine eşittir arkadaşlar. Bu açılarda kullanacağımız önemli bir özellik. Ancak tepe köşeleri dediğimiz A köşesi ve C köşesi de hiçbir zaman birbirlerine eşit olamazlar. Neden? Çünkü olursa şekil eşkenar dörtgene veya paralel kenara döner ki tam olarak burada AB, AD eşit olduğu için BCD, CD şekil eşkenar dörtgene döner. Ancak bu deltoid adı altında işlediğimiz şekillerde sonuç olarak A açısı ile C açısı birbirlerine arkadaşlar eşit olmayacaklar. Bu bilgiyi bilmemiz gerekiyor. Kabaca deltoid bu. Şimdi detaylara inelim her zamanki gibi. Şimdi detaylarda da şunlar var. ABCD bir deltoid denmiş. Tamam, biraz önceki gibi AB, AD'ye, BC'de, CD'ye yani A köşesi ve C köşesi köşelerim, tepe açılarım bunlar birbirine eşit değildi. Ancak D açısının tamamıyla B açısının tamamı birbirlerine eşitler. Bunlar da taban açıların eşit olma özelliği. AC köşegeni aynı zamanda açıortay. Zaten AC köşegeni farkındaysanız şekli net iki parçaya bölüyor. Yani aslında simetri ekseni. Simetri ekseni olduğu için hem açıları ikiye bölecek hem de örneğin BD köşegenini, o köşegeni de iki eşit parçaya böldüğü için ikizkenar bir üçgende tepe köşesinden tabana kenarortay çizerseniz ki burada AK ve CK gittiği tabanları da BK eşittir KD olmak üzere doğal olarak iki eşit parçaya bölecektir. O iki eşit parçaya böldüğü için de köşegenlerimiz deltoidimizin en önemli özelliğinden biri dik kesişecektir. Şimdi bütün bu özellikleri saydıktan sonra peki bir deltoidin alanını nasıl bulurum? Şimdi normal şartlarda deltoidin alanını 3 farklı yoldan bulabiliyorum ben. 1. ABC'nin alanını bulurum. Bunu 2 ile katlarım. 2. ABD üçgenin alanını ayrı, BDC üçgenin alanını ayrı bulurum ve toplarım. Ancak en genel kural burada verilmiş. Bir deltoidin alanı köşegenleri dik kesiştiği için hatırlarsanız dörtgenlerde bunu işlemiştik. Bir dörtgenin dörtgen boyu şey ne olursa olsun köşegenleri dik kesişiyorsa o köşegenlerin çarpımının yarısı bana dörtgenimin alanını verecekti. Ve burada da AC köşegeni ile BD köşegeni dik kesişiyor. O zaman onların çarpımının yarısı bana deltoidimin alanını verecektir arkadaşlar. Peki şimdi konu anlatımımızı bitirdik. Gelelim sorularımızı çözmeye. Kolaydan zora doğru gideceğiz arkadaşlar. İlk sorumuz karede açı sorusu. Ne demiş? ABCD bir kare. Buradaki önemli bilgi AF ile karenin bir kenar olan DC'nin eşit olması. Şimdi temel mantık nedir? Bana verilen eşitlikleri yan yana getirmem lazım. Ve bu bir kare. Sadece karşılık kenarlar değil, tüm kenarlar eşit. O zaman ben DC'yi AD'ye eşitleyebilirim. O zaman burada ne çıktı? AFD bir ikizkenar üçgen çıktı. Hemen devam ediyorum. A açımın tamamı 90'dı. 70'i çıkarırsam buraya 20 derece kalır. Tepe açısı 20 derece olan ikizkenar bir üçgenim var. Taban açılarım arkadaşlar. 180'den 20'yi çıkardım. 162'ye böldüm. 80 derece, 80 derece. D açısının tamamı 90 derece olduğu için de bu açı 10 derece olacaktır.
C köşesindeki açı da 90 derece. Şimdi DEC üçgeninde 90 derece 10 derece var. O zaman 180'den 90'a ve 10'u çıkarırsak geriye ne kalacaklar arkadaşlar? 80 derecem. Yani benden istenen x açısı B şıkkı 80 derecedir. Peki yine son zamanlardaki tarz sorulardan biri. Biliyorsunuz katlamalar ve kesme soruları son zamanlarda en çok çıkan soru tiplerinden. Diyor ki yukarıdaki kare ML boyunca kesilip iki parçaya ayrılıyor. Tamam. KL 4 santim olduğuna göre turuncu ve yeşil parçaların çevreleri farkı nedir? Şimdi adım adım gidelim. Öncelikle şeklimiz bir kare, unutmuyoruz. Ben buraya x uzunluğu dersem, karemin tüm kenarları artık x artı 4 santim uzunluğunda olacak arkadaşlar. Şimdi ML kesim çizgisi hem yeşilde hem de turuncuda var zaten. Dolayısıyla aradaki farka bir şey yok, etkisi olmayacak. Turuncu bölgenin ML kesim çizgisi hariç çevresi x artı 4, x artı 4 ve 4. Bunları toplarsak 2x artı 12 santim yapacaktır. Peki bundan neyi çıkaracağız arkadaşlar? Yeşil bölgenin çevresini. O da ML kesim çizgisini katmayacağız. Zaten ortak. O zaman diğer iki kenar x ve x artı 4. Yani 2x artı 4. Bunları birbirlerine çıkarırsak 2x'ler gidip geriye 8 santimlik bir fark oluşuyor turuncuyla yeşil parça arasında. Şimdi hatırlarsanız dörtgenlerden bir ders önce çokgenleri görmüştük. Düzgün çokgenleri de gördük. Örneğin burada da A, B, C, D, E düzgün beşgen diyor. Hatırlayalım, düzgün beşgenimizin bir iç açısı kaç dereceydi? 108 derece. Bunları ezber olarak biliyoruz. Sonrasında E, D, K, F bir kare verilmiş. Bizden E, A, F açısı istenmekte. Yani şu aradaki küçük açı isteniyor. Şimdi adım adım gidelim. Buradaki en önemli mantık şu. E, D kenarı arkadaşlar. E, D kenarı hem düzgün beşgenin hem de karenin bir kenarı. Kareden dolayı EF'ye, düzgün beşgenden dolayı da EA'ya eşit olacak. Yani burada tepe köşesi E olan bir ikizkenar üçgen elde ettik. Şimdi devam edelim. Bu açı 108 derece. Tamam. Bu açı 90 derece. Toplarsak bunu 198 derece. Şimdi 360 dereceden bunu çıkardığımız vakit geriye arkadaşlar 162 derece kalacak. AEF açısına. 180'den o üçgende, ikizkenar üçgende 162 dereceyi çıkarırsak geriye 18 derece ve şu açıların her biri de 9'ar derece, 9 derece olacaktır. Doğru cevap A seçeneğidir arkadaşlar. İki tane şeklimiz var. Farklı durumlarda, farklı pozisyonlarda durdukları. Deniyor ki ilk durumda zemine dik durumdaki çubuk ile çubuğa 6 santim uzaklıktaki kare. Yani şu mesafe 6 santimmiş. Keza aynı B noktası burada da belirlendiği için burası da 6 santim. Kare B köşesi sabit kalacak biçimde çubuk üzerine eğildiğinde karenin C köşesinin köşesi zeminden kaç santim yukarı kalkar demiş. Yani şu mesafe soruluyor bize. Şimdi arkadaşlar adım adım gidelim. Bu soru hem kare sorusu aynı zamanda da benzerlik sorusu, hatta eşlik sorusu. Şöyle ki ben bu açıya A, bu açıya B dersem A artı B 90 derece. Bu köşedeki açı 90 derece olduğuna göre burası A, 90 olduğu için bu açı tekrar B olacak. Yani kısacası bu iki üçgenin, iki dik üçgenin tüm açıları eş. Bununla beraber 90 derecenin karşıları da eş. Yani karenin kenarı. O zaman bu iki üçgen sadece benzer değil, tıpatıp aynı oldu. Dolayısıyla soldaki üçgende A açısının karşısı 6 santim olduğu için sağdaki üçgende de A açısının karşısı, yani C'nin zemine olan mesafesi E şıkkı 6 santim bulunacaktır. Evet, şimdi gelelim bir açı sorumlusuna, ancak burada farklı bir şekil var. Diyor ki ilk durumda belirtilen kareler. İkisi de kare. Yalnız büyük kare, farkındaysanız, küçük karenin köşegeni üzerine konumlandırılmış. Yani kısacası ben küçük karenin bir kenarına A dersem, büyük karenin bir kenarı arkadaşlar, biliyorum ki karede köşegen 45, 45, 90 üçgen oluşturacak, A kök 2'dir.
Peki tekrar yana yatırıldığı zaman bu mesafe a artık büyük karenin bir kenarı a kök 2. Şimdi diyor ki ikinci durumda karelerin belirtilen köşelerini birleştiren çizginin oluşturduğu x açısının ölçüsü kaç derecedir denmiş. Şimdi adım adım gideceğiz. Ben sadece bildiğim şu açının 90 derece olduğu. Ancak uzunluk olarak bildiğim önemli bir şey var. Bu çizgiyi çizersem küçük karenin köşegeni. Küçük karenin köşegeni a kök 2 idi. O zaman burada a kök 2 ve a kök 2 ikizkenar üçgen olmuş oldu. Peki bu ikizkenar üçgende başka neler biliyorum? Küçük karenin köşegenini çizdiğime göre bunlar 45 derece ve 45 derece olacak. Keza burası da 45 derece. Yani oluşturduğum ikizkenar üçgenin tepe açısı 135 derece. Tepe açısı 135 derece olan ikizkenarları da a kök 2, a kök 2 olan üçgenin taban açıları 22,5 ve 22,5 derece bulunur. Kısa ve öz olarak x açısı 45 derece ile 22,5 derecenin toplamı olan d şıkkı 67,5 derece bulunur arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi de birim kareli zemin üzerine kareler çizilmiş. Sorumuzu şöyle bir okuyalım. Birim karenin zemin üzerine çizilen karelerin arasında kalan taralı bölgenin alanı kaç birim karedir? Şimdi yapmamız gereken şey aslında mantık olarak basit. Bir kenarı 5 birim olan bir büyük karemiz var. Bunun alanından içteki küçük karelerin alanlarını çıkaracağız. Şimdi toplam alan 5 kere 5 25 birim kare. Bu pembe bölgenin, pembe karenin tamamı bu. Peki içeridekilere bakalım. Birim kare olduğuna göre bunlar 1 ve 1. Dolayısıyla alanı bir birim kare. Ancak bu karenin bir kenarı bakın 1, 1, kök 2. Dolayısıyla bir karenin bir kenarı kök 2 ise alanı kök 2'nin karesi olacağından 2 birim kare yapacaktır. Kısa ve öz olarak 25 birim kareden 2 bir daha 3 birim kareyi çıkarırsak geriye 22 birim kare C şıkkı pembe bölgenin alanı olarak kalacaktır elimizde. Şimdi eski bir sınav sorusunun benzeri bir soru. Deniyor ki Irmak geometri uygulama dersinin kare biçimdeki kağıdı K noktasından başlayarak belirtilen ölçülerde kesip kalan dörtgeni turuncuya boyamıştır demiş. Yani içteki dörtgen dışarıya çıkarılmış. Turuncu dörtgenin alanı nedir? Şimdi ben turuncu dörtgenin kesim çizgileri üzerindeki çizgileri aslında istesem bulurum. Ama bir işime yaramaz. Bu soruyu çözmemin temel mantığı şu olmalı. Tüm kağıttan yani karenin alanından şu köşelerde oluşan sonradan kesildikten sonra attığımız dik üçgen parçalarının alanlarını çıkarmak. Şimdi adım adım gidelim. Öncelikle BC kenarı karenin bir kenarı 6 santim. O zaman DC de 6 santim yapacağından 2. AD de 6 santim yapacağından 3. Keza AB de 6 santim yapacağından buraya 4 kaldı. Tek tek buluyorum şimdi. Bu üçgenimin alanı. Bir dik üçgen alanı nasıl bulunur arkadaşlar? İki dik kenarın çarpımının yarısı. Dolayısıyla 4 çarpı 2 bölü 2'den 4. Keza farkındaysanız bu da 4. Peki bu üçgenimin alanı 3 çarpı 4 bölü 2'den 6. Burası da 3 çarpı 2 bölü 2'den 3. Şimdi hepsini bulmuş oldum. Bu alanların toplamını bütün alandan çıkaracağım. Bütün alan 6 kere 6 36. Şimdi bu alanı buluyorum. 36 santimetre kare. Peki 4, 6 daha 10, 13, 17. 17 santimetre kareyi çıkarırsam geriye arkadaşlar 19 santimetre kare kalacaktır turuncu bölgenin alanına. Üst üste konma sorularından biri, kenar uzunlukları 6 santim ve 14 santim olan kırmızı dörtgenin çevresiyle yeşil karenin çevresi eşittir. Şimdi turuncu dikdörtgenin çevresine bakalım önce. 6, 14 de arkadaşlar 20. O zaman burası da 14, burası da 6, toplamı 20 olacağından o zaman karenin bir kenarı toplam çevre 40 olacağından 40 bölü 4'ten bir kenarı 10 santim yapacak. Sonra deniyor ki kenarlar paralel olacak şekilde dikdörtgenin bir köşesi karenin ağırlık merkezi G'ye getirildiği zaman kırmızı ve yeşil bölgelere kalan toplam alan nedir demiş. Şimdi ortada farklı bir renkte bir şey oluşuyor. Bunu istemiyorum. 14, 10 ve 10 diyelim. Şimdi burada benim yapmam gereken şey karenin ağırlık merkezinden çıkmış farkındaysanız. O zaman bu parçalar 5 ve 5 olacak. Yani arada bir kare oluşacak.
5, 5'ten 5 kere 5, 25 santimetre kare bu alan. Peki, karenin alanı zaten 10'un karesi 100. Yeşil bölgenin alanı o zaman 25 çıkarırsam 75 santimetre kare kaldı. Bununla beraber turuncu dikdörtgenimin alanı ise 6 çarpı 14 yapacak. Yani 84 santimetre kare. 84 santimetre kareden burada da 25 santimetreyi kareyi çıkaracağım. Bu bölgenin alanını bulmak için arkadaşlar. Buradan da toplamda 14'ten 5 çıktı 9. 59 santimetre kare kalacaktır. Bu sade turuncu bölgenin alanına. Ve son olarak yapmam gereken şey bu iki alanın toplamı sorulmakta. Yani 75 santimetre kare ve 59 santimetre kare. Bunları da toplarsam 4 elde var birden 134 santimetre kare bulunur. Sadece kırmızı ve yeşil bölgenin alanları toplamı. Şimdi gelelim şu ana kadar hep karede uzunluk, açı, alan hepsinden yaptık. Şimdi deltoid sorusu bir tane gelmiş. Deniyor ki ABCD bir deltoid. Bununla beraber BC ile CD eşit. Şimdi deltoidde ikişer ikişer kenarlar eşit olmalıydı. Ben bu bilgiyi biliyorum. BC ile CD eşit olduğuna göre arkadaşlar o zaman kesinlikle AB ile de AD birbirlerine eşit olacak. Başka. Şimdi bunun tepe köşeleri A ve C ama taban köşeleri D ve B. D açısı 90 derece ise B açısı da doğal olarak 90 derece olacak. Şimdi burada bize önemli bir bilgi verilmiş. BE ile AD eşit. Bakın AD kenarı zaten AB'ye eşit. O zaman otomatik olarak AB ile BE birbirlerine eşit olmuş oldu. Ve bunun taban açıları 70 derece, 70 derece olacak. Toplam 140. O zaman buraya kaldı 40 derece. 90 dereceden de 40'ı çıkarırsam x açısına C çıkıyor arkadaşlar. 70 derece, pardon, 50 derece kalmış olacak. EBC x açısının ölçüsüne. Deltoid'de açı sorusu çözdük. Şimdi bir uzunluk sorusu yapalım. Şimdi deltoid neydi? İki tane ikizkenarın birleştirilmesi oluşan şekil. Farkındaysanız üst tarafta 10, 10, 16 taban uzunluğu 16. Alt tarafta da 17, 17 taban uzunluğu 16 olan iki tane ikizkenar üçgen birleştiriliyor ve deltoid oluşturuluyor. Şimdi oluşan dörtgende demiş ki bu deltoid artık. Soruda bu söylenmemiş. K ile P köşeleri arasındaki mesafe kaç santim olur? Yani benim şu köşegenim isteniyor. Yani dörtgenimin simetri ekseni. Şimdi adım adım gidelim. 10 santim, 10 santim. Oluşan deltoidde köşegenlerdi. Kesişecekti. 17 santim, 17 santim. Köşegen 16 idi. O zaman 8 ve 8. Şimdi farkındaysanız üst tarafta 6, 8 10 üçgeni. Alt tarafta ise hipotenüs 17, bir dikkenar 8 olduğundan 8, 15, 17 üçgeni oluşuyor. Kısacası K ile P arasındaki mesafe 6, 15 daha toplamda A şıkkı 21 santim bulmuş. Deltoidin uzunluk sorumuzu da çözdük. Şimdi deltoidde bir uzunluk sorusu daha. Deniyor ki ABC'de bir deltoid. Şimdi verilere bakarsanız AB ile BC eşit. Deltoidde ikişer ikişer kenarlar eşit olacağından AB BC eşitse AD de otomatik olarak DC eşittir. Hatta köşegenler çizilmiş. Biz ne biliyoruz? Köşegenler deltoidde dik kesişir. Hatta AC taban köşelerini birleştiren köşegen de iki eşit parçaya bölünür. Bunların hepsi okey. Soruda normal bir deltoidde olmayan bir bilgi verilmiş. Ne o? BA ile AD'nin dik olması. Yani bu açının 90 derece olması arkadaşlar. Şimdi gelelim bize sayısal olarak verilenlere. BE 9 santim, AC köşegeni 6 santim verilmiş. O zaman burası 3 santim ve 3 santim olacak. Bizden istenen AD uzunluğu kaç santimdir? Şimdi ABD üçgene bakıyorum. ABD üçgeni bir dik üçgen. Dikten de dikindirilmiş. O zaman öklit kullanabilirim. Yani ben öncelikle şuraya P diyeyim. ABD üçgeninde 3'ün karesi 9 çarpı P olacağını H kare PK'dan o zaman burası 1 santim yapacaktır. Şimdi de benden istenen AD uzunluğu AED dik üçgeninde Pisagor teoremi yapalım. AD'nin karesi eşittir. 3'ün karesi 9, 1'in karesi 10'dan. O zaman AD uzunluğu kök 10 santim yapar. Doğru cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar.
Şimdi Dalton sorunu çözdükten sonra tekrar kare sorusuna gelinmiş. ABCD bir kare. Yeşil çizgiler de köşegen üzerinden kurulan eşkenar üçgenleri ifade ediyor. 3 tane eşkenar üçgen kurulmuş. Bu eşkenar üçgenlerin arkadaşlar farkındaysanız şu alt kenarları karenin köşegeni üzerinde şu kırmızı çizgiler. Devam edelim. Yeşil çizginin toplam uzunluğu 12 santim olduğuna göre karenin çevresi kaç santimdir deniyor. Şimdi öncelikle şuna bakalım. Bizim eşkenar üçgenlerimiz var. Yani A ise A. B. Ve son olarak C kenarı diyelim. C uzunluğu burası da C. Şimdi yeşil çizgilerin uzunlukları 2A, 2B artı bir de 2 tane C. O zaman 2A, 2B, 2C 12 ise bunların yarılarının yani ABC'nin toplamı 6 santimdir. Bu 1. ABC 6 santim. Bununla birlikte biz kareden bahsediyoruz. Karede köşegenler 45, 45, 90 üçgeni oluşturur ki bu kırmızı çizginin toplamı 6 santim. O zaman 45, 45, 90 üçgeninde karenin her bir kenarı bu özellikten dolayı 3 kök 2, 3 kök 2 santim yapacaktır ki 4 tane 3 kök 2'miz var. 12 kök 2 santim bulunur karemizin çevresi. Evet, şöyle bir kare çikolata sorusu sorulmuş. Soru şu, çevresi 32 santim olan kare çikolata eş 16 kareden oluşmuştur denmiş. Tamam. Şimdi çevresi 32 santimse her bir kenarı 8 santimdir. Dolayısıyla da her bir parçanın kenarı da ikişer santimdir. Irmak babasının verdiği bu çikolatayı iki parça ayırdığında oluşan bu parçaların çevreleri arasındaki fark için ne söylenebilir denmiş. Şimdi şöyle yapalım mı? Adım adım. Mesela bu parçanın uzun kenarı ile bu parçanın uzun kenarı eşit. Yani bu çevreler farkına bir şey yok, etkisi yok. Bununla beraber farkında mısınız? Kesişim çizgisi üzerindeki parçaların da birbirine eşit olduğunu biliyorum. Bunun da aradaki çevre farkına bir etkisi yok. Şimdi son olarak bir şeye dikkat edin. Burada bir parça, burada üç parça var. Aynı şekilde burada da bir parça ama burada da üç parça var. O zaman bu parçaların çevre uzunlukları birbirlerine eşittir arkadaşlar. Dolayısıyla E şıkkı söylenebilecek olan doğru şey çevrelerinin eşit olmasıdır. Doğru cevabımız E şıkkıdır. Evet arkadaşlar, şimdi de fotoğrafta 1 artı 1 kare biçimindeki bir dairenin planı görülmektedir denmiş. Planı görüyorsunuz. Şeklinin bir kare olduğunu biliyorum ben bir kere. Belirtilen uzunluk ölçülerine göre oturma odasının ki oturma odası şu parça arkadaşlar işte yatak odasının yanı işte antre, mutfak, banyo hepsini görüyorsunuz normal bir dairenin planında. Oturma odasının alanı tüm daire alanının yüzde kaçını oluşturmaktadır denmiş. Bir kere bu bir kare biçiminde tabanla. Bir kenarımız 10 metre farkındaysanız. Şimdi 10 metre olduğu için 10 çarpı 10 zaten bütün dairenin alanı 100 metre kare. Şimdi bunu biliyorum. Peki kare biçimindeki tabanlı bu dairenin o kenarı 10 metre ise o zaman bu kenarın tamamı da 10 metre olmalı. 3 metreyi çıkarırsak buraya ne kaldı arkadaşlar? 7 metre. Oturma odasının alanı 6 kere de dikdörtgen olduğu için 42 metrekare. Toplam alanı zaten 100 metrekareydi. Yüzde otomatik olarak zaten yüzdesini vermekte %42'sini oturma odası oluşturmakta arkadaşlar. Toplam daire. Evet, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Dikdörtgen kare ve deltoidi işledik. İkinci dersimizde işledik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.